Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size bitkilerde hareket konusunu anlatacağım. İkiye ayırıyoruz biz hareketi. Uyaranın yönüne bağlı olan hareketler ve uyaranın yönünden bağımsız hareketler diyeceğiz. Size burada uyaranın yönüne bağlı hareketlerden ilk önce bahsedeyim. Burada taksis ve tropizma dediğimiz iki tane hareket vardır arkadaşlar. Taksis bitkilerde görülmez. Bir hücreli canlılarda falan görülür ama ben yine burada bahsetmek istedim. İşte ışığa bağlı hareket etme, fototaksis. İşte kimyasal maddeye bağlı hareket etme, kemotaksis. Veya sıcaklığa bağlı hareket etme, termotaksis olarak ayrılıyor. O zaman şöyle, ben A demek istiyorum. Taksis. Taksis ne demek? Yer değiştirme demektir. Yer değiştirme. Kimde görülür dedik? Bir hücreli canlılarda görülür arkadaşlar. Taksis hareketleri yazalım isterseniz. Bir hücreli canlılarda görülür. Bir hücreli canlılarda görülür. Örneklerini de yazalım. Neydi? Işığa bağlı olan fototaksis. İşte kimyasal maddeye bağlı olan kemotaksis. Ve sıcaklığa bağlı olan termotaksis. O kadar bilmeniz yeterlidir. Zaten bununla ilgili soru çok çıkmayacaktır. Karşınıza hatta hiç çıkmayacaktır diyebilirim. Gelelim bizim için önemli olan kısma. Yani tropizma. Tropizma. Arkadaşlar tropizma yönelim demektir. Yönelim. Uyaranın yönüne bağlı olarak gerçekleşen harekettir. Uyaranın geldiği yöne bağlı gerçekleşir arkadaşlar. Ya uyaranın geldiği yöne doğru olur ya da tam tersine doğru olur. Biz bunlara tropizma diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Uyaranın geldiği yöne bağlı olarak uyaranın yönünde ya da tersine gerçekleşir. Tersine gerçekleşen harekettir. Arkadaşlar eğer ki uyaranın yönüne doğru bir hareket varsa pozitif tropizma, uyaranın tam tersine doğru bir hareket varsa bu da negatif tropizma olarak isimlendirilir. O zaman yazalım, şöyle diyelim. Uyaranın yönüne doğruysa pozitif, tersine doğruysa negatif tropizma olur. Evet, bu şekilde tropizma hareketi. Şimdi ben size tropizma ile ilgili örnekleri yazmak istiyorum arkadaşlar. Uyaranın çeşidine doğru sınıflandırılıyor tropizma. Mesela şunu anlatayım size. Hani az önce bir önceki videoda size şey anlattım. Oksin hormonuna bağlı olan yönelmeyi anlattım. Bu bir tropizma hareketidir. Işığa doğru etki eden yönelmedir arkadaşlar. O zaman çeşitlerini yapalım. Şuraya uyaran diyelim. Uyaran. Buraya da tropizma adı diyelim. Tropizma adı. Mesela uyaranımız ışıksa, ışık. Ne olacak bizim tropizma adımız? Fototropizma. Fototropizma. İşte bu oksin hormonunun etki ettiği tropizmadır arkadaşlar. O yüzden parantez içerisinde oksin yazdım. Daha sonra diyelim ki yer çekimine karşı bir uyaranımız var. Yer çekimi. Yer çekimi ile ilgili olan tropizmaya biz geotropizma diyoruz. Geotropizma. Daha sonra suya olan bir yönelim varsa buna da hidrotropizma. Zaten isminden çıkarabilirsiniz. Hidrotropizma. Kimyasal maddeye doğru bir yönelim varsa buna da ne diyeceğiz? Kemotropizma diyeceğiz. Kemotropizma. Daha sonra arkadaşlar sıcaklığa karşı bir yönelim varsa
Sıcaklık. Ne demekti sıcaklık? Termo, değil mi? O zaman ne olur? Termotropizma olur. Termotropizma. Dokunmaya karşı bir yönelim varsa, o zaman da bakın şöyle dokunma yazalım. Dokunma. Buna karşı bir yönelmeye de biz haptotropizma diyoruz. Belki bunu biraz karıştırabilirsiniz. Diğerlerini ama isminden çıkarırsınız. Bir de yaralanmaya karşı. Yaralanma bizde ne oluşturur? Travma oluşturur. O zaman bu ne olacak? Travmatropizma olacak. Travmatropizma. Evet, bu şekilde tropizma isimleri. Dediğim gibi burada önemli olan ışığa doğru olan fototropizmadır. Bunu da zaten anlattım arkadaşlar, oksin hormonu ile birlikte. Şimdi uyaranın yönüne bağlı olan hareketler bu şekilde. Bir de uyaranın yönünden bağımsız hareketlere gelelim. Burada uyaranın yönü kesinlikle önemli değildir arkadaşlar. Tepki hangi yönden uyarı gelirse gelsin değişmez. O zaman yazalım. Uyaran hangi yönden gelirse gelsin tepki değişmez. Tepki değişmez. Turgor basıncının değişikliğine bağlıdır arkadaşlar bu hareket. Turgor basıncının değişimine bağlıdır. Peki biz bu hareketlere ne diyoruz? Nasli hareketleri diyoruz arkadaşlar. Diğer bir adıyla ırganım hareketleri. O zaman şöyle yazalım. Direkt A diyeceğim ama nasli. Diğer bir adıyla neymiş? Irganım hareketleri. Peki nedir bu? Nasli de az önce de bahsettiğim gibi uyaranın yönü bağlı değildir arkadaşlar. Temelinde turgor basıncı etkilidir ve tropizma hareketlerine göre daha hızlıdır. Bir kere bunu yazalım. Tropizma hareketine göre daha hızlıdır. Daha hızlıdır. Bir diğer özelliği uyaranın yönüne bağlı olmadığı için pozitif ya da negatif nasti olamaz, değil mi? Uyaranın yönüne bağlı olmadığı için pozitif ya da negatif nastiden söz edilemez. Evet, yine isimlerini yazalım. Şuraya uyaran diyelim. Buraya da nasti adı diyelim arkadaşlar. Şöyle biraz çekeyim kağıdı. Nasti adı. Uyaranımız ne olsun? Işık. Işık olursa nasti adı ne olacak? Fotonasti. Uyaranımız ne olsun? Sıcaklık. Sıcaklık. Ne olur arkadaşlar? Termonasti. Uyaranımız sarsıntı olsun. Sarsıntı. Bakın sarsıntı mesela depremi ölçen aletlere biz ne diyoruz? Sismograf diyoruz, değil mi? İşte buradaki nasti adı da ne olacak? Sismonasti olacak. Kimde görülür mesela? Kimde görülür? Sismonasti. Mesela bir bitkiyi böyle sarstığınız zaman onu uzaklaştırabilirsiniz. Hani mesela sarmaşık bitkisi olabilir arkadaşlar. Bu nedir? Dokunmaya bağlı olarak giden bitkimizdir. Gelelim. Dokunma diyelim. Dokunma. Bu da tigmonasti olarak isimlendirilir. Tigmonasti. Mesela küstüm çiçeği. Küstüm çiçeğinin yapraklarına dokunduğunuz zaman kendisini kapatır arkadaşlar. Bu onun verdiği bir tepkidir, harekettir. Bu tigmonastiye örnektir. Evet, bitkilerde hareket olayı bu şekilde. Ben buna bağlı olarak size bir de fotoperiyodizmden bahsedeceğim arkadaşlar. Kısa gün bitkisi, uzun gün bitkisi bunlardan bahsedeyim. Daha sonra bu videoyu bitirelim. O zaman başlığımızı yazalım. Fotoperiyodizm. Fotoperiyodizm. Ne demek fotoperiyodizm? Işığa bağlı olarak değişen hareketlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Fotoperiyodizm diyoruz. Bitkinin gün uzunluğuna bağlı olarak gerçekleştirdiği olaylardır, gelişimleridir.
Biz buna fotoperiyodizm diyoruz. O zaman yazalım ilk önce açıklama olarak, sonra çeşitlerini anlatacağım size. Bitkilerin gün uzunluğuna bağlı olarak gelişimlerinde gösterdikleri değişimlerdir. Üçe ayrılıyor arkadaşlar. Şöyle yazayım. Üçe ayrılır. Bunları yine ben size bir tablo gibi göstermek istiyorum. Şöyle bir diyorum. Uzun gün bitkisi. Uzun gün bitkisi. Hemen yanına iki diyeceğim. Kısa gün bitkisi. Bir de yanına 3 diyeceğim. Nötr. Nötr bitki. Veya nötr günde diyebiliriz ama o biraz saçma oluyor. O yüzden nötr bitki dedim. Şimdi nedir? Uzun gün, kısa gün, nötr bitki. Arkadaşlar, uzun gün bitkisi gün uzun, yani gündüz uzun, gece kısa olan zamanlarda çiçek açan bitkilerdir. O zaman yazalım. Bakın şöyle diyoruz. Gündüzün geceye göre daha uzun olduğu günlerde çiçeklenen bitkilerdir. Uzun gün bitkileri bu şekilde. O zaman kısa gün bitkisi nasıl olacak? Kısa gün bitkisi de gecenin gündüze göre daha uzun olduğu, yani gündüzün kısa olduğu bitkilerdir. Uzun olduğu günlerde çiçeklenen bitkilerdir. Evet, kısa gün bitkisi de bu şekilde. Arkadaşlar, uzun gün bitkilerinin çiçek açabilmesi için en az 10-14 saat ışık alması gerekiyor. Eğer ki aksi bir durum olursa çiçeklenmiyorlar. O yüzden oldukça önemlidir. Bunlar aslında yaz bitkisi de diyebiliriz, değil mi? Çiçeklenebilmesi için en az 10-14 saat ışık almalı. Şimdi ben size bir deney üstünde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle düşünün, bakın. Şu bizim gün uzunluğumuzu versin. Şöyle 3 tane bitki yan yana koyacağız. Şu bizim gün uzunluğumuzu versin. Daha sonra şöyle ayıralım. Birinci bitkimizde bakın 8 saat, şöyle ayırayım. 8 saat gündüz olsun, geriye kalan 16 saat gece olsun. Yani boyadıklarım gündüz, hatta şu alta da yapayım bunu. Bu gündüz, boyamadığım ise nedir? Gece. Gece süresi. Şimdi 8 saat gündüzse, eğer ki uzun gün bitkisi burada çiçeklenir mi? Çiçeklenmez, değil mi? O zaman uzun gün bitkisinde çiçeklenme yok. Çiçeklenme yok. Gelelim ikincisine. Bu sefer tam tersi yapalım. 16 saat gündüz olsun, 8 saat gece olsun arkadaşlar. Uzun gün bitkisi çiçeklenir mi? Evet. O zaman ne diyoruz? Çiçeklenme var diyoruz. Peki şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. 8 saat ışık vereceğim. 8 saat ışık vermeyeceğim. Arada bir 2 saat ışık vereceğim. Geriye kalan 6 saat ışık vermeyeceğim. Bakın şu boyadıklarım nedir? Gündüzdür. Gündüz olanlar toplam kaç saat oldu? 10. Çiçeklenebilmesi için en az kaç saat gerekliydi? 10. O zaman burada çiçeklenme olur mu? Olur. Çiçeklenme var diyoruz. Tamam, bu şekilde olacak. Umarım anlamışsınızdır. Gelelim kısa gün bitkisine. Arkadaşlar, bu arada örneklerini de yazayım. Bunun örneklerini yazmadım. Mesela arpa, buğday, dereotu, şeker pancarı, turp, ıspanak gibi bitkiler.
Arpa, buğday, turp, ıspanak gibi bitkiler arkadaşlar. Bunlar uzun gün bitkileridir. Gelelim zaten uzun gün bitkileri ne yapıyoruz? Kışın yiyoruz, değil mi? Gelelim kısa gün bitkilerine. Kısa gün bitkilerinde gece gündüze göre daha uzun olacak. Peki bunlar hangi bitkiler? Örneklerini önce yazayım, daha sonra tablo olarak anlatayım size. Örnek olarak çilek. Mesela çilek kışın yetişiyor, yazı yiyoruz arkadaşlar biz bunu. Sütleyen, fasulye, soya fasulyesi, soya fasulyesi, patates, işte kasımpatı gibi bitkiler de nedir? Kısa gün bitkileridir. Peki bunlar da anlatayım ben size nasıl olduğunu. Arkadaşlar yine aynı şekilde bakın aynı deneyi buna uygulayacağım. Şöyle. Aynı deneyi buna uyguluyorum. 8 saat gündüz veriyorum, 16 saat gece. Burada tam tersi 16 saat gündüz, 8 saat gece. Burada da yine şöyle 8 saat gündüz verdim. 8 saat ışık vermedim. Şurada bir 4 saat gündüz verdim arkadaşlar. Pardon, 2 saat gündüz verdim. Şurada da 6 saat gece verdim. Ne olacak bunlarda? Çiçeklenme olacak mı? Olmayacak mı? Şimdi kısa gün bitkisi ne olacak? Gecenin daha uzun olduğu. Bakın burada gece daha uzun. O zaman çiçeklenme var. Çiçeklenme var. Burada gündüz daha uzun. Bakın kısa gün bitkisinde gündüz kısa olması lazım. O zaman çiçeklenme yok. Gelelim şuraya. Bakın gündüz süresi toplam kaç oldu? 10. O zaman 10 nedir? Kısa gün bitkileri için uzun bir süredir ışık alma için. O zaman burada da ne olacak? Çiçeklenme yok diyeceğiz arkadaşlar. İşte uzun gün ve kısa gün bitkileri bu şekilde çiçeklenmelerine göre böyle ayırıyoruz. Gelelim bir de nötr gün bitkisine. Arkadaşlar bunlar gün uzunluğundan etkilenmezler. Aslında en güzeli bunlar değil mi? Gün uzunluğundan etkilenmezler. Peki örnekleri nelerdir? Örneklerinden bahsedelim. Mesela pamuk, pirinç, pirinç, pamuk, ayçiçeği, ayçiçeği gibi bitkiler. Bunlar gün uzunluğundan etkilenmeyen bitkilerdir arkadaşlar. Evet, şimdi size bir deneyden bahsetmek istiyorum. Şöyle arka tarafa geçeyim. Bir deneyden bahsetmek istiyorum. Bu deneyi de anlattıktan sonra bitireceğim. Evet, ben çizdim arkadaşlar vaktimizi almasın diye. Diyelim ki size böyle bir deney verdiler. Hani çiçeklenme olur mu olmaz mı yorum yapmanızı istediler. Ne yapacağız? Şimdi kısa gün bitkisi ve uzun gün bitkisi için düşüneceğiz. İlk önce kısa gün bitkisi için düşünelim. Kısa gün bitkisinde ne olması lazım? Karanlığın daha uzun olması lazım. Bakın şu boyadıklarım karanlık. Burada karanlık kısa, gündüz uzun. O zaman kısa gün bitkisi burada çiçek açmaz. Eksiğiyle gösterdim çiçek açmamasına. Geliyorum şu kısma. Bakın karanlık süre uzun, gündüz kısa. O zaman kısa gün bitkisi çiçek açar arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Bakın burada bir ışık flaşı verilmiş. Işık flaşı. Şimdi normalde karanlık uzun ama arada ışık flaşı verildiği için bu günü gündüzü daha uzunmuş gibi düşünür ve kısa gün bitkisi ne yapmaz? Çiçek açmaz arkadaşlar. İşte yapacağınız yorumlar bu şekilde. Peki ben bunu şöyle açıklamak istersem. Bakın gece kritik karanlık periyodunu aştığı zaman çiçeklenme gerçekleşiyor kısa gün bitkilerinde. Yani kritik karanlık periyodu dediğimiz şu çizgi. Eğer ki bunu aşarsa kısa gün bitkisi ne yapıyor? Çiçek açıyor. Yazalım. Kritik karanlık periyodu. Kritik karanlık periyodu aşarsa çiçeklenir. Çiçeklenir. Ama karanlık periyodun arasına bir ışık verirsek ne olur? Çiçeklenmeyi önleriz arkadaşlar. Bunu da yazalım. Karanlık periyodun
karanlık periyodun arasına ışık flaşı verilirse çiçeklenme engellenir. Yani çiçeklenme olmuyor. Neden? Çünkü bitki günü uzunmuş gibi hissediyor. Gelelim uzun gün bitkisine. Uzun gün bitkisinde gündüz uzun, gecenin az olması lazım. Bakıyorum birincisinde. Bakın gündüz uzun. O zaman bitki ne yapar? Çiçek açar. Şuraya bakıyorum. Gündüz kısa, gece uzun arkadaşlar. Burada çiçek açmaz. Şuraya geliyorum. Bakın normalde karanlık evre uzun ama araya ne vermiş yine? Işık flaşı vermiş. İşte bu uzun gün bitkisi bunu uzun günmüş gibi hissederek ne yapar? Çiçek açar. O zaman yazalım. Kritik karanlık periyodu. Karanlık periyodu aşarsa çiçeklenmez. Çiçeklenmez. Ve ne olur arkadaşlar? Gece uzunluğu ışık flaşıyla kısaltılırsa çiçeklenme olur. Şöyle yazalım. Karanlık periyodun arasına ışık flaşı verilirse çiçeklenir. Neden? Çünkü günü uzunmuş gibi hissediyor ve çiçeklenme gerçekleşiyor. Evet, fotoperiyodizm dediğimiz olay bu şekilde arkadaşlar. Böylece bitkilerde hareketi ve fotoperiyodizmi de bitirmiş olduk. Çok az bir konumuz kaldı. Bitkilerde taşıma ve üreme kısmı kaldı. Bir sonraki videoda bitkilerde taşımayı anlatacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.